Rüstem'le Mihrimah'tan malumat var mı? Üsküdar'daki saraya sağ salim varmışlar sultanım. Emniyetteler. Burada saklandıkları kimsenin aklına gelmez. Böylesi daha hayırlı sultanım. Şehzademiz Bayezid payitahtta değilken neler olacağını kestirmek güç. Maazallah başı bozuk taifesi buraya kadar yürürlerdi. Herkes bize diş biliyor. Herkesin hedefinde biz varız. Gocunmuyorum. Her türlü zorluğa katlanırım. Her türlü imtihandan geçerim. Yeter ki evlatlarıma bir şey olmasın. Cihangir'im yanımda olsaydı keşke. Avuntum olurdu. Ne demeye gitti sanki? Şehzade Mustafa'nın ölümü mutlaka müteessir etmiştir onu. Mihrimah'ın başına gelenlerden, benim yaşadıklarımdan haberin yok mu? Mehmet Paşa anlattı. Ha. Demek haberdarsın ve bir geçmiş olsun benden esirgiyorsun. O gafillerin canımıza kastetmesi umurunda değil, öyle mi? Öyle olmadığını gayet iyi biliyorsunuz validem. Siz de Mihrimah'ta canımın bir parçasısınız. Fakat bu isyanlar da durduk yere çıkmıyor. Siz, Rüstem Paşa, belki de Mihrimah, Mustafa abime kıyan o celladın ellerinden tuttunuz. Ona güç verdiniz. Ali şimdi çileden çıktıysa kabahati biraz kendinizde arayın. Yanılıyorsun. Asıl kabahat abin Mustafa'ya o yanlış akılları verenlerde. Onlar düşünsün. Kim düşünsün validem? Ha? Evlat acısıyla yanıp tutuşan Mahidevran Sultan mı? Yoksa günahsız bir çocuk olan Mehmet mi? Gördüm validem. İkisini de gördüm. Ölmeden mezara girmişlerdi sanki. Ruhları çekilmiş gibiydi. Bayezid ben... Kâfi. Validem. Biraz daha konuşursam ağzımdan daha beter laflar dökülecek. Biliyorum siz de altta kalmayacaksınız. O vakit birbirimizin yüzüne bakamaz hale geleceğiz. Civardakiler hareketliliği fark etmesin diye Üsküdar Sarayı'na çok sayıda muhafız tahsis etmedik sultanım. Böylesi Mihrimah Sultanımız ve Rüstem Paşa için daha emniyetli. Muhafızlarına itimadın tam mı? Endişeniz olmasın sultanım. Uzun zamandır emrimde olan hanedana bağlı askerlerdir. Asiler dağınık haldeler sultanım. Serdarlık eden biri yok. Müdahaleye gerek kalmadan yakında dağılacaklardır. Elbet hadise çıkaracaklardı. Lakin işlerin buraya varacağını tahmin etmezdim. İnşallah dediğin gibi olur Sokollu. İnşallah hadiseler büyümez. Let's
Yanınıza döndüm. Allah sonumuzu hayır etsin. Varlığın bana kuvvet verecek Sümbül. Bu zor günlerimde senin gibi güvenebildiğim sadık dostlarım yanımda olsun isterim. Kalktın geldin. Bahtiyar ettin beni. Bu benim için bir şereftir ancak vallahi dışarıdayken dahi sizi aklımdan geçiriyordum. Sultanım. Tebessüm ederken dahi yüzünüzden endişe okunuyor. Cüretimi bağışlayın lakin o korkusuz, her zorluğa karşı göğüs geren, en cevval düşmanlara bile meydan okuyan Hürrem Sultan'ın bakışları değil bunlar. Haklısın Sümbül. En büyük düşmanım öldü. Yine de huzur bulamadım. Evlatlarım birbirine düşecek. Gözünü intikam hırsı bürüyenler emellerine kavuşacak diye korkuyorum. Şehzade Mustafa'nın laneti gelip beni bulacak diye. Onun ölümü benden de birçok şey alıp götürdü. Şükürler olsun sağ salim döndünüz. İyi misiniz? Nasıl olayım madem? Rüstem yüzünden az kalsın canımızdan oluyorduk. Allah'tan kardeşim vaktinde geldi de bu cehennem azabından bizi kurtardı. O ateşin altına odun atanlardan biri de sendin Mihrimah. Ne demek istiyorsun sen? Sen ne demek istediğimi gayet iyi anladın. Ne yapıyorsunuz siz? Münakaşanın sırası mı? Hem de benim huzurumda. Anlaşılan hadiseler asabınızı bozmuş. Aslanım, şehzadem, bu yaptığınla bana dünyaları bağışladın. Sizin için yapmadım validem. Kardeşim için gittim oraya. Geçecek sultanım. Öfkesi dinecek. Yeter ki siz ondan vazgeçmeyin. Bizi kurtarırken gösterdiği gayret takdire şayandı. Siz Mahzene'nin tehlike geçinceye kadar orada kalacaksınız. Peki siz validem, siz gelmiyor musunuz? Bayezid'i görmem lazım. Ne yapacağı belli olmaz. Konuşmam icap eder. Fahriye, Mihrimah Sultan'ın yanından ayrılma. Emredersiniz. Sümbül. Sultanım. Lala Mustafa, şehzadem has odada mı? Değil sultanım. Maalesef değil. Şehzademiz ateşle oynuyorlar. Sesleri işitiyor musun Hürrem? Seni ve Rüstem'i istiyorlar.
Bayezid'i göndereceğini Rüstem köpeğini yollasaydın ya... ...o kadar mı kıymetli senin için? Ben kimseyi yollamadım. Valla. Şehzade Mustafa! Kimsenin canı yansın. Karıları dul, çocukları yetim kalsın istemezdi. Şimdi de almazsanız kan dökülecek. Buradaki hiç kimse sağ kalmayacak. Acınızı anlıyorum. Acınız benim de acım. Lakin gittiğiniz yol, yol değil. Şehzade Mustafa'yı sevenler incinsin istemiyorum. Yiğit şehzadem benim. Maşallah. Cihan böyle cengaver görmemiştir da. Gördünüz değil mi validem? Bir padişahta olması gereken bütün vasıflar Bayezid'de var. Nasıl da hepsini susturdu. Ona baktıkça babanı görüyorum Mihrimah. Sultan Süleyman Ağa'nı. Ve rahmetli abim Mustafa'yı. Bu seni korkutmuyor mu Hürrem? Derin bir kedere sürüklemiyor mu? Mustafa'nın 52'si diye fakirleri doyurmuş, muhtaçlara sadaka dağıtmış. Şehzademiz Beyazıt'ta rahmetlinin ruhu şad olsun diye hayır işleri için para yollamış. Allah kabul etsin, ne diyeyim. Görünecek hali yok ya rahmetlinin gittiği yerden. Siz yine de bir haremde görünseniz iyi olacak sultanım. Ne vakittir gölgenizi üzerlerinde hissetmiyorlar. Canım hiçbir şey yapmak istemiyor. İçim öyle bir sıkıntı çöreklendi ki. Tarif etmeye kalksam mümkünatı yok, beceremem. Ne yüze geldiniz buraya? Bırakın da acımızı yaşayalım. Bırakın da yasımızı tutalım. Validemle buraya acınızı paylaşmaya geldik. Başka bir niyetimiz yok. Kimin niyetinin ne olduğunun herkes farkında. Cümle Osmanlı farkında. Şehzademizin ölümünden mesul olanlar... ...elbet cezalarını çekecek. Hem de ahirette değil... ...bu dünyada. Ölüm... ...ölümü getirecek.
İkinizin de burada yeri yok. Yeter! Sizin beddualarınız bana işlemez. Ben Hürrem Sultan. Güçlü olan hayatta kalır. Kazanır. Cihanın nizamı bu. Şehzade Mustafa zayıftı, öldü. Bense hayattayım. Eliniz. Hekim çağıralım hemen. Lüzum yok. Sar. Haklıymışsın Fahriye. Ben sessiz kaldıkça tepeme çıktılar iyice. Gel. Bu ne? Ordugâhtan gelmiş sultanım. Şehzademiz Selim Hazretleri göndermişler. Acele ve mühimmiş. Aç. Yeter. Cihangir. Cihangir. Validem. Yapmayın, çok tehlikeli. Mihrimah Sultanımızın hakkı var. Görmediniz mi? Saraya kadar geldiler. Validem, ne olur yapmayın. Buradan gitmek demek, ölümü yürümek demek. Halep, Halep dünyanın öpürücü. Ayazıt, ben de seni görmeye geliyordum. Selim Cihangir'in hasta olduğunu yazmış. Perişan haldeymiş kardeş. Hekimler derdine derman bulamıyormuş. Evladımın yanına gitmem lazım, onu görmem lazım. Bayezid, sakın vaziyet malum. Gideceksiniz validem. Birlikte gideceğiz kardeşim yanına. Sultanım. Yapmayın, bırakmayın kendinizi. Siz çökerseniz dünya çöker. Ne zaman dinecek bu yağmur? Yakında inşallah. Hep böyle devam etmez ya.
Aç.